Günaydın. Öncelikle herkesin bayramını kutluyorum. Umarım güzel bir bayram geçiriyorsunuzdur. Küslerin barıştığı, büyüklerin ellerinden öpüldüğü, eski zamanlardaki gibi şeker tatlı bir bayram oluyordur diye umuyorum. İyi bayramlar. Bu arada saatlerimiz 10'u gösteriyor. Bir türlü hazırlanıp çıkamadım. Dışarıda rezil bir hava var. Dün bir fırtına geldi buraya. Çok fena, çok yağmur bıraktı. Bazı evleri sel basmış. Caddeleri, sokakları, bazen arabalarını sel basmış. O yüzden dün her yer kapalıydı. Köprü kapalı olduğu için kimse işe gitmedi. Herkes evdeydi. Bütün gün yağmur yağdı. Yani buralarda bir sıkıntı olmadı ama yağmur yağdı. O yağmurda da biraz serinti getirdi. Şu anda da dışarıda hava kapalı. Yani buranın havası belli olmuyor. Bir anda çok sıcak oluyor. Bugün dedim ki market işlerimi halledeyim. Bir de ufaklığın doğum günü 1 yaşına giriyor. Önden asıl doğum günü cuma günü ama bir pazar günü de doğum günü kutlaması yapılacak. Biz kendi aramızda küçük bir gerçek doğum gününde doğum gününü kutlayalım istedik. Çünkü 1 yaşına giriyor. Neden olmasın dedik. Onun için bir şeyler alacağım. Bir pasta yapmayı düşünüyorum bir şeklinde. Bir de Sams'e gideceğim. Oradan almak istediğim şeyler vardı. Sams'e gitmişken de 2024'te, tabii ki ben 2023'te çekmiştim. Kaç ay oldu bilmiyorum çekeli Sams videosunu. Bayağı oldu. Şimdi 2024 fiyatlarıyla yeniden güncel bir Sams videosu da çekmek istiyorum sizin için. Çünkü burada da dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da tabii ki enflasyon var ve fiyatlar sürekli yükseliyor. Bunun tek farkı zam yapılırken hiç söylemiyorlar. Yani sessiz sedasız yapıyorlar zam. Hem eski videoyu hem yeni Sams videosunu karşılaştırıp fiyatlar arasındaki farkı ne kadar, o kadar süre içerisinde ne kadar zam geldiğini de öğrenmiş oluruz diye düşündüm. O zaman yola koyulalım. İyi seyirler diliyorum. Umarım severek izleyeceğiniz bir video olur. Bakalım. Sams'te görüşmek üzere. Sams'e geldim. 20 dakikadır park yeri arıyorum. Sanki bedava herhalde bugün Sams. Vallahi sonunda geldik ama 20-25 dakikadır yer arıyorum. Park yeri arıyorum. Herhalde bugün Sams bedava. Merkez burada. O zaman hadi bakalım birlikte dolaşalım. Bakalım fiyatlar nasılmış. İnsanlar neden bu kadar kalabalık burada? Şimdi bir araba alalım. Evet, şöyle ilk giriş elektronikler. Şurada bir sürü indirime girmiş ürünler. Çiçekler bile var, 13.98. Şu şekilde. Neyse, şurada bahçe ürünleri de var. Şu kocaman bahçe ürünü. Ortası firepitmiş bu arada. 3299 dolarmış. Bayağı güzel, beğendim. Bir de şöylesi varmış. Bayağı ev koltuğu gibi. Kolları ahşaptan. Şuraya bakar mısınız? Bu ortasındaki de firepit şu şekilde. 2999 dolar. Yani 3000 dolar diyelim. Şöyle bar gibi olanı var. Bir de şu şekilde şey var. Bu da 1999. Şöyle de bir tane barbük varmış. 299.98 yani. 5 burner gas grill oluyor. 5 tane yanma yeri varmış. Açıyoruz. Bu şekilde. Bu çakma. Şöyle küçük bir yine şey var. Bahçe. 1.99. Şöyle bir tane varmış yine. 5'li yine. Bu şekilde camdan. Şurada derecesi de var. Aynı zamanda smoker herhalde bu. 6.99 dolarmış. 12.98. Kampa giderken böyle şeyler var. Ne kadarmış? Propeinler 6 paket 30 dolarmış yani. Bu da pizza oven. 17.98. Bayağı güzel. Böyle çocuklar için oyun evleri var. Şuraya da kurmuşlar. Çok güzel görünüyor. 300 dolarmış. Aa, ahşapmış. Gerçek ahşap. 300 dolar. Bayağı iyi. Az önceki hanımefendi de benim şeylere baktığımı gördü. O ahşap çocuk şeylerini düşürdüm. O da almış 2 sene önce. Hala duruyormuş.
bayağı iyi dedi, memnunmuş yani. Çocuk kıyafetleri var. 11.98'e şu şekilde. Şirin, tatlı Charterson. Şöyle çok cici. Böyle tulumu, böyle de elbisesi. 12 aylıkmış bu. Şöyle şeyler de var. Yine Charterson. Böyle yine tulum. 2 tane tulum. 11.98'miş fiyatları. Ve Toms'lar getirmişler. Toms'ın böyle siyahı var. Şöyle mavisi var. Fiyatı da 29.98. Yani böyle gri ile kahverengi arası bir değişik renk. Öyle farklı renklerde. Burada da kırmızısı var, evet. Bu aş diye geçiyor rengi, bilmiyorum. Küllü renk gibi. Aslında sebze meyve bölümüne geliyoruz. Böyle portakallar 8 pound'u. 8.32 dolarmış. Şöyle. Bu da 8 pound'muş. Bu da şey... Greyfurt. Kocaman. 8 pound, 8.38. Onun da fiyatı aynı. 3 pound lime'lar. 5.56'ymış. Bayağı iyi. Şu kadar limon da. Bu limonun da 3 pound'muş. Böyle kocaman limon da 3 pound'muş. 3.67'ymiş. Bunlar çok değişik. Mandalina bu arada. Satsuma diye geçiyor. Ay, yumuşacık. Tipi de çok çirkin. Böyle altılısı yine 3 pound'muş. O da 8.22. Fiyat. Şöyle soğanlar var. Soğan da 6 pound'muş. Şöyle büyüklüğünü göstereyim. 5.72'ymiş. Şöyle kırmızı soğan da 6 pound'a 5.48. Bir de şurada varmış. Sarı soğan diye geçiyor. 10 pound da 8.23. Bu da patates. Bu da 10 pound'lık kırmızı patates. Kırmızı küçük patates. Bayağı var. 10 pound bayağı iyi. 7.27'ymiş fiyatı. Bu da sarı patates. Bu da 10 pound. 5.67'ymiş. Daha kısmına geldik. Salatalık almak istiyorum ben. Buradaki salatalıklar genelde şu şekilde uzun oluyor. Bu üçlüsü 388 dolarmış. Genelde şu küçük salatalıklar, bizim oradaki gibi küçük salatalıklar. Minik cucumber diye geçiyor. Yani İtalyan oluyor genelde bunlar. 2 pound'ı 4.96'ymış. Bence güzel, hatta dökülmüş şöyle. Bundan alacağım. Şuna bayıldım, kütür kütür. Çünkü salatalık burada bulmak o kadar zor ki, bulduğumuzda yumuşamış oluyor. O yüzden ben salatalığı seviyorum buradan almayı. Bir de sarımsak almak istiyorum ama bu da çok fazla ya. 2 pound'mış. Fiyatı 5.98. Alsam mı bilemedim şu an. Bu kadar sarımsak kötü olmadan saklayabilir miyim diye düşünüyorum. Almayacağım. Şöyle domateslere bakalım. 4.47'ymiş, 2 pound'mış bu domates. Şöyle minik küçük domatesler. Fiyatı 4.47'ymiş. Şöyle büyük salkımıyla birlikte biri açmış. 4.78'miş. Bu da 5 pound'muş. Hepsinin kapakları açılmış ya. Şunları seviyorum. Minik küçük domatesler. 2 pound'muş bu arada. 5.47. Walmart'ta da aynı fiyat bu. Almıştım geçenlerde. Onun bir de böyle rengarenk olanı var ki ben bunu daha çok seviyorum. Kaç pound? 5 pound oluyor. 7.42'ymiş bunun fiyatı. Diğerine göre biraz daha fazla. Galiba şundan bir tane alacağım ben. İnşallah kapağı açılmamıştır. Son etrafı dağılıveriyor. Geçen de elimde dağıldı benim de. O yüzden şöyle bunu da koyalım. Şimdi nereye geldik? Burada da renkli biberler. Bunlar burada aşırı pahalı. Bir tanesi zaten 2 dolar falan neredeyse. Kapya biber yerine biz bunu alıyoruz. Bunun da fiyatı 4 altılısı 6.96'ymış. Yani bir süre falan geliyor. Yani hemen hemen. Yine aynı ama daha uygun. Şunlar ucuz. Dolmalı biber ama bunda da dolma yapmak o kadar imkansız ki kabukları aşırı kalın. Zaten renkleri de o kadar koyup belli oluyor kalın olduğu yani kabuğun. Şöyle altılı varmış. Bakalım bunun fiyatı 5.47'ymiş bu arada. Burada kiviler var ama fiyatlarını göremedim. Nerede olduğunu bulamadım. O yüzden
fiyat veremiyorum. Bakayım şurada mı? Da bizim hurma. Hurma. Oluş da bitti ama 2 pound'a 8.97 dolarmış. Ama kiminin fiyatı yok. Burada erik var. Şekilde. Çok güzel. Harika bir erik. Bunun da 3.5'muş pound'ı. Ama fiyatı 5.67. 3.5 pound'ı 5.67. Eriği de çok severim. Acaba alsam mı? Bunu da alıyorum. Evet, sıra muzlarda. Muzun 3 pound'lık muz 1.47 dolarmış. Yani şu şekildeki muz 3 pound yapıyormuş ve fiyatı 1.47 dolar. O kadar ucuz burada yani muz. Muz alalım. Portakallara bakmıştık. Mandalina alana gelelim. California mandalina istiyor. Şöyle minik minik mandalinalar var. 7.42'ymiş. 5 pound'muş bu arada. Bilmiyorum Türkiye'de mandalinalar kaç lira da. Gerçi dolar da çok yükseldi. Hesaplayınca buradaki daha pahalıdır diye düşünüyorum. Şöyle pankekler yapmışlar hasırda meyveli. İçinde maple şurubu falan da var. Kalorisi 370'miş. Bunun fiyatı 12.64'muş. Sayısına göre değişiyor. Bu 12.44. Şöyle hazırda yemek var. Tavuk bunlar. Burada sosları var. Burada pilavı var. 250 kalori diyor ve 10 dolarmış. Bunlar da dediğim gibi şeylerine göre değişiyor. 9.47'ymiş bu da ağırlığına göre. Böyle bir yemek varmış. Ama 16.63 liraymış. Hiç de güzel görünmüyor yalnız. Burada hazır yemeklere devam. Burada da chicken alfredo varmış makarna. 12.34 liraymış. Bu ısıtıyorsunuz, yiyorsunuz. Pişirip hemen. Zaten tavuk pişmiş, ısıtıyorsunuz. 12.78. 12.74 öyle fiyatları değişiyor. Bir de burada şrimpli makarna var. 10.66. 3.25 poundmuş bu arada bu. Shrimp penne pasta with vodka sosla yapılmış. Kırmızı sos, bir vodka sos var. Onunla yapılmış. Burada cheese manicotti diye. Ha, bu büyük şeylerden, makarnadan içine peynir doldurmuşlar. Üstüne de mozzarella cheese koymuşlar. Isıtıp yiyorsunuz. Bir de şöyle lavaşları lavaşla yapmışlar. Lavaşın içine tavuk sarmışlar. 12.42 dolar bunun fiyatı. Bu büyük makarnalı 11.66. Bunun fiyatı 9.95. Dediğim gibi kilosuna, ağırlığına göre, bütçenize göre alıyorsunuz. Ve ısıtıp yiyorsunuz. Makroveyde de ısıtabilir. Makroveyde ısıtıyorsunuz büyük ihtimalle. Buraya da chicken taco kit koymuşlar. Bu tavuk taco. Burası salatası. Lime'larını koymuşlar. Lime cream ve salsa sos koymuşlar içine. Burada da takoları duruyor. Bunlar da kilosun ağırlığına göre değişiyor. 14.41'miş bu. Bu da 14.14'müş. Bu şekilde. Şimdi balık kısmına geldik. Salmon bunlar. 36 dolarmış bu. 30 dolar. 20.86 en uygun fiyatı bu herhalde. Bir de böyle dilimlenmiş varmış. Salmon fileto 23.98. Bu neymiş? Ahi tuna. Bu da tuna balığı. 18.59. Tunadan bir tane kalmış. Bitmiş. Bu nedir? Halapi diye bir balık var. Buranın balığı. Tatlı su balığı. Bunun da fiyatları 18.40, 11.66. Böyle gidiyor. Bu catfish de buranın meşhur bir balığı. Tatlı su balığı. 19.22. Bayağı büyük oluyor bu arada bu balıklar. 21.46 diye değişiyor fiyatı. Bu da skinless cod diye bir balık. Hiç duymadım. İlk defa duyuyorum. 18.59, 18.50, 26.76. Yine salmon. Derisizmiş bu. Derisi yokmuş bunun. 20.47. 18.95, 19.69. Böyle pound'larına göre değişiyor fiyatlar. Şimdi et bölümüne gidelim. Neler var? Bir onları görelim. Şöyle parça etler var. Angus beef diye geçiyor. 21.96'ymış ama bunun pound'ı 4.41 pound'muş. Bu 19
67. Bunun 9.93-95 pound'a. Böyle pound'ına göre değişiyor. 20. Bu da kesilmemiş olanı istiyorsanız siz roast yapıyorsunuz bunu kesebilirsiniz de 17-13 bu. 15.61 ve 25.96. Neyse biz bir tane şöyle bir angus aldım ben. 13 TL'ydi, gayet de uygun fiyatı büyüklüğüne göre. Dediğim gibi bu angus beef diye geçiyor. Roasted yapacağız. Slow cooker'a koyuyoruz, pişiyor. Öyleler var. Çak roasted beef. 32-29-35-34 pound'ına göre. Şu biraz uygun. 29-36. Bütçenize göre alıyorsunuz işte. Şöyle de beef rib varmış. Göğüs kısmı. Yine angustan. 31.70-25.95-26.13 diye değişiyor fiyatları. İşte bu benim aslında en çok sevdiğim et şeyi, çeşidi yine angus. Çok çabuk pişiyor bu et bu arada. 45-51-51-17 fiyatı yüzden pahalı. Hiç risksiz flank diye geçiyor. Şu şekilde hızlı bir şekilde et, hani bir yemek yapıyorsunuz da et bir sürü pişmiyor. Bunda öyle bir risk yok. Bunu aldığınız zaman hemen pişiyor. Fiyatı 41.32-51.50. Böyle sebzeyle bir çeviriyorsunuz. Bitti gitti. Var round steak diye geçiyor. 13.62. Bir de şöyle 14.25'e var. Aslında böyle bir şey de alınabilir diye düşünüyorum. Acaba mangalda nasıl olur? Hiçbir fikrim yok açıkçası. Biz genelde mangala ribs ya da sığırlarım atıyoruz. Madem hiç pişirmedik. Şurada olabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Gürsemi'ye danışalım. Çünkü o mangal işlerinden daha iyi anlıyor. O yüzden önce bir Gürsemi'ye bir sorayım. Olmadı ya onu ya bunu, ikisinden birini alacağım. Ya da ikisini birlikte de alabilirim. O da angus sirloin. Bunun mangalı çok güzel oluyor. 29.54, 32.42, 31.43. Bir ribeye çok güzel oluyor. Şöyle büyük dilimlenmiş, ayrılmış. Tek çekim gibi bir şey. Kıymalar var. %12 fat, %88 lean diyor. Yani %12 fatmış, yağlıymış. %12 bayağı iyi yani. Çünkü burada %20, %15, %20'lere kadar yağlı. Bu demek ki orta yağlı. 20-40 fiyatları, 20-44, 20-15. Ama 4.82 pound. Bayağı yüksek pound'da. Fiyatı da bence gayet pound'ına göre uygun. Şöyle küçük küçük köftelik yapmışlar hamburger için. Rib'den, prime rib beef steak burger diyor. Ribs'ten yapmışlar. 16.63, 16.73. Bir de şu şekilde ribeye'lar var. Cowboy steak diye geçiyor tekli. Fiyatı 40.63. Bunun 35.05 böyle tek şey gibi duruyor. Nasıl derler? Kuzu pirzola gibi. 32.21'e de var. Şu şekilde küçülüyor tabii pound'una göre. Bu işte şeymiş, ribeye'ymiş. Çok da lezzetli olur. Çabuk pişer. Cowboy steak. Öyle de ribeye'lar var. Çok güzelmiş. $37, $39 geliyor. Bunlar da çok güzel. Bu en güzel etler yani. T-bone seviliyor. Onda çok büyük kemik var. Ben çok sevmiyorum ama bu ribeye'lar gerçekten güzel oluyor. Ribeye steak bu 52.98. Zaten fiyatlarından da anlıyorsunuz. Bir tık pahalı oluyor. Bu beef tender $43. Bu da güzelmiş. Beef $129. Bayağı güzel bir et ama pantları tabii ki çok fazla oluşuyor. Fiyatı da yüksek. Bir de şöyle kuzu eti var. Lamb $23. Pound'ına göre 21.76, 23, 22, $20. Şöyle de pirzolalar var. 27.13, 32.19, 26.48. Şöyle de 9.99'a da lamb chop var. Lamb'ı parçalamışlar, $10. Beef ribeye'in pound'ı 17.48'miş. Şöyle iki tanesi 38.98, bayağı pahalı mı? Buranın en güzel eti de ribeye. En yumuşak, en güzel eti. Bu da New York Strip. Steak 25.57. 18.86 minicik. 22.21 öyle değişiyor fiyatlar. Bu nedir? Flamingon. Bu da Flamingon. En pahalı etlerden biri de bu. Tabii 49.95, 41.37, $47 Flamingon'un fiyatları. Bu da Sirloin. 20.75.
Şimdi 22.51. Sorunun zaten pound'a 10.98'miş. Şimdi sıra tavuklara geldi. Bu şimdi tavuk. Bu chicken tavuk. Yani but kısmının üstü. Üst kısmı tavuklar uygun burada tabii ki. Güya antibiyotik yokmuş içinde diyormuş. Asla diyor. 8.32 dolarmış bu. Fiyatlar 7.77, 8.28, 7.30, 8.16 diye gidiyor böyle. Hatta şurada 8.10 bu şekilde. Bir de bunların şöyle but kısımları var. Onların da fiyatları 14.72, 8.07. Bu da kanat sanıyorum. 15.35, evet 14.98 kanatlarda. 8.14.9, 14.95 öyle gidiyor. Kanat alsam mı diye düşünüyorum. Bir de şöyle 14.98'e kanat alsam nasıl olur mu? Sam's biraz toptan sattığı için çok büyük oluyor. Çok fazla oluyor. Fiyatlar da ona göre tabii ki pantları çok yüksek, çok fazla olduğu için. 5.23. Bunlar but drumstick diye geçiyor. Drumstick diye geçiyor yani alt kısmı. 5.19, 5.33, 5.66 diye değişiyor. Bir de böyle büyük bütün tavuklar var. Onlar da büyüklüğüne göre. Mesela bu iki tanesi 16.61. Şöyle iki tanesi kocaman. 17.64. Ne bileyim 12.51'i var şu ikili. Şu 17.46. Hep ikili ikili bunlar. Tabii şöyle derileri ayıklanmış, temizlenmiş çıkınlar var. 2.68 üst pound'da. 18.49. Tabii derisini ayıkladıkları için bir tık daha hizmet bedeli alıyorlar büyük ihtimalle. O yüzden daha yüksek. 17.71 falan fiyatlar o şekilde. Şurada pesto soslar var bu şekilde. Fiyatı 7.98 dolarmış. Humus var şu şekilde. Katlarda yiyorsunuz. Yine dedim ki burası sağlıklı dağlar bölümü. 5.58'miş onun fiyatı da. Bir de böyle avokadolu şey. Avokado kap yapmışlar şu şekilde. Mini kap. Ondan sonra onun da fiyatı 8.98 avokado kap. Yine burada da guacamole var. Mild. Acı değil. Acısız. Bunun da fiyatı 7.98'miş. Burada da guacamole var. Başka bir markanın 6.58. Burada salsa sos var. 5.98. Bu neymiş? Bacon cheddar ranch dip. Bu da dip. Bacon cheddar ranch dip. 6.98'miş. Bu da Mexican dipmiş. Mexican dipmiş. İçinde ne olduğu konusunda bir bilgim yok. 7.98. Burada da buffalo chicken dip varmış. 8.98. Burada da ranch var. Homemade style'miş. Ya ev stiliymiş. 5.28. Burada da ıspanaklı artiçoklu dip varmış. 6.98. Burada ricotta yapmışlar. Spanish ıspanaklı. Ricotta ravioli. Ravioli fiyatı 8.48 söyleyemedim de. Burada şaraplar var. 13.28, 11.48 şöyle. 6.98'e şu şarap. 21.98. Çok anlamıyorum ben şaraplardan. 20.28, 16.56 şu şekilde. Bu daha çok satıldığına göre bayağı güzel tadı olmalı. Bu Capola diye bir tane var. 13.54'müş. Orada bilgileri yazıyor işte. 11.48 bir de şöyle bir marka bunun varmış. Hiçbir fikrim yok ama bu herhalde çok sevilen. Çünkü bu bitmiş 16.56 fiyatı. Louis Martin bu çok tutulan sanırsam bu da güzel. Cabernet diye geçiyor. 17.98'miş fiyatı. Bu da azalanlar arasında 11.98. Siz de öyle yapıyor musunuz bilmiyorum. Ben hangisi daha azsa demek ki o iyi diye alıyorum. Burada bilgilerine bakıyorum da böyle ağızda kuruluk yapan şarabı sevmiyorum ben. Genelde yemek yanında yenilebilen şeyleri tercih ediyorum, şarapları tercih ediyorum. Çok da içtiğim tabii ki söylenemez ama böyle arada böyle arkadaşlar geldiği zaman falan içiyorum. Bu da bayağı iyi bir şarap herhalde. Neredeyse hiç kalmamış. Bourbon diyor. 10.56 fiyatından da olabilir tabii en uygunu da bu. Kaliforniya şarabıymış bu arada. Şurada da bilgileri var. Merak edenler için. Blueberry and blackberry diyor. Bu da Kaliforniya şarabı. Şaraplar alabildiğince böyle gidiyor. Bir de şöyle porklara bakalım. Pork ribs de diye bu göğüs eti. Domuz göğüs eti yani.
fiyatı 25-20, 24-48, 21-13, işte 22-05 öyle gidiyor fiyatları. Zaten pound'un fiyatına bakar mısınız? 2.48'miş pound'a. Bunun da bu baby ribs bu arada 2.98. Domuz da olsa acıyorum ya. Bebek domuz kesilir mi? Yazık, günah. Biliyorum ben. Lamplere de yani kuzuları da üzülüyorum. Domuzların küçüklerini de üzülüyorum. Bebekken kesilmez. Aslında hayvan hiçbir kesilmese daha iyi olur ama bebekler daha da hassas benim için. Neyse, bunlar da tavuk. İçinde kemiği falan yok. Hepsi derisi yok. Kemiği yok. Güzelce ayıklanmış. 4.58'miş fiyatı. Bu da 5.66. 5.32. Dediğim gibi pound'ına göre böyle 4 gibi güzelce ayıklamışlar temiz temiz, ama bu fiyata daha fazla alıyorsunuz. Ayıklamadan derisiyle, kemiğiyle falan. Böyle. Bu da başka markanın böyle küçük küçük kesip şey yapmışlar. 4.60 işte 4.33 falan. Bunlar göğüs eti bu arada. Burada da tavuk göğüs eti sağlıklı olduğu için tabii ki fiyatı butlara göre falan daha şey pahalı. Mesela bakın, bu da mesela budu. Bunun da kemiğini ayıklamışlar ama derisi var. Yok, bunun kemiği ve derisi üstünde. Dörtlü yine. Ve wings. Chicken wings kanatmış. 3.68. Bunun fiyatını bilemedim, göremedim. Bununkisi 3.60, 3.58, 3.57'ye gidiyor. Burada da ikili farm güya. Bu çiftlik tavuğuymuş. Bunun da fiyatı, ikisi 10 dolar. Pound'una göre değişiyor. Bunun ikisi kaşlarmış. Bu da 9.69. Bu da 9.24 dolar. Şimdi soğuk bölümüne giriyoruz. Soğuk ve sütlerin olduğu bölüm. Evet. Şu süt galonuyla birlikte şöyle büyük bir galon. Sütün fiyatı şuraya koyalım. Low fatmiş o bu arada. 3.34 bir galonu. Bunun bir galonu 3.62. Bu çünkü diyet değil, low fat değil, normal. Bunun fiyatı da 3.62 yine. Bunlar laktozsuz süt. 3.94. Ve tereyağı böyle içinde kaç tane var? Bir bakayım. Bir dörtlü paket. Bunların içinde de dörder tane var stick şeklinde. 12.98'miş bu arada. Bu da omega 3. Bu da süt. Bu şekilde satılıyor. Başka bir markanın organik bir sütü ya. 13.22. İçinde kaç tane var? 2 tane varmış. Bu da almamıyor. Yani badem sütü 8.48 dolarmış. Kaç tane var? 2 tane var. 30 kaloriymiş. Sıfır şeker, %50 kalsiyumu varmış. Bu da krema. 7.88 fiyatı. Starbucks'ın creamer'ı, yani kahveye koymak için white chocolate mocha'ymış bu arada. Başka da bir şeyi yok zaten. Hepsi white chocolate mocha. Burada Chobani'nin, yani bizim Türk markası coffee creamer var. Bunun da fiyatı 6.48. Burada yine bir kahve kreması var, karamelli. Bu başka bir markanın karamel macchiato'ymuş. Kahvenizin içine koyuyorsunuz bunları. 5.96 fiyatı. Bir de bu Irish'lerin tereyağısı var. Tekli sanırsam. Evet, tekli olarak satılıyor. Bayağı büyük. 10.88'miş fiyatı. Böyle burada Happy Nap'ler var. 4.48. Şöyle bir coffee cream var. O bu. Buraya ait sadece. 5.68 fiyatı alık. Yumurtalara geldik. Şöyle güya cage free, yani bunlar gezen tavuk diye geçiyor. Büyük large boyuymuş. Fiyatları 7.54 dolar. Şöyle göstereyim. 7.54. Şöyle kahverengisi, beyazı var. Yumurtalar. Şimdi buraya geldik. Şöyle barlar var. Mini Greek yoğurt bar. Bu da yoğurtlu barlarmış. Meyveli cherry'li bu. 60 kaloriymiş bar. 24 tane var içinde ve fiyatı 11.88 dolar. Birisi buraya meyve getirmiş. Bir de şöyle smoked sausage'ler var. Buranın sosisleri. Bacon, cheddar, smoked sausage. Bizimki gibi değil. Değişik sosisler. Bunların fiyatları farklı. 15.68. Burada da içecekler var tabii ki. Bu şekilde
Gatorade'ler var bu şekilde. 17.98 liraymış fiyatı. İçinde 20 bottle, 24 lü paket. Değişik. Bakayım. 3 farklı şey var. Portakallı, mandalinalı. Neymiş? Limon lime. Fruit punch. Ve orange portakal. Öyle. Ekmeklere gelelim. Burada 3.67'ye. Şöyle hot dog ekmeği var. Şöyle hamburger ekmekleri 3.48 dolar. Bu şekilde. Bayağı büyük. Allah. 16 tane var galiba içinde. Evet. 3.48. 2.96. Bunun içinde de 12 tane hot dog bun var. Buns. Bu da hamburger ekmeği. 2.69. 2.42. Susamlı bu arada. Sara Lee diye bir marka var. Bayağı meşhur ama içinde 12 tane varmış. Burada da hamburger ekmekleri var. 25.98'den bu Angus'tan yapılmamış. İçinde kaç tane var bilmiyorum ama bir paketi yani. Burada yine Angus'tan 6 pound'luk yine hamburger etleri. Şurada hamburger eti var. 25 dolar bu 18.98. Şu gösterdiğim büyükler 20.98. Şöyle de tavuklar var. Pişmiş, hazırlanmış. Kızarmış tavuklar. Buffalo. Wings, hot wings diye geçiyor. 14.98. Şöyle kocaman paketleri var. Şöyle yine beef patty dediği yine hamburger etleri var. 39.98 ama 40 tane içinde hamburger eti varmış. İnanılmaz tüm ailecik alıyorsunuz çok fazla. Pantları çok yüksek. Toptancı gibi bir şey yani. O yüzden buradan alışveriş yapıyorlar. Aylık, haftalık da bazıları yapıyor ama genelde aylık. Ondan sonra buzluğa koyuyorsunuz. Sonrasında getiriyorsunuz yani. Yoksa 40 tane hamburger kim yiyecek? Şöyle spicy chicken breast flat var. Göğüs etini kızartmışlar böyle soslamışlar da. Fiyatı 14.98. Yine tavuklar 12.98. Böyle gidiyor teriyakili tavuk. 13.98. Teriyakili yine 13.98. 11.98'e şöyle sağlıklı yapmışlar. Garlic herb dediği sağlıklı bir içinde sarımsaklı sebzelerle yapıştırılmış var sağlıklısı. 11.98. Bir de şöyle var yine barbekü olmuş. 13.98. Sadece ısıtıyorsunuz bunları yiyorsunuz. Hazır. Bu benim en sevdiğim Angus cheddar bacon. Çok güzel. Lezzetli oluyor. 11.98'miş fiyatı. Ben bunu çok seviyorum. Özellikle cheddar'da. Cheddar peyniri. Şöyle de mozzarella stickler var. 13.98 dolar yapmışlar. Böyle pek ısırmalık. Fiyatları 9.48'miş. Yani yemek pişirmek için hazır sebzeler dondurulmuş, kesilmiş. 9.98. Karışık sebze bayağı 4 ve 16 ounce bize gidip neden çıktı? Daha biraz var. Bunlar da meyveler. Pizzalar var. Mesela 11.88 pepperoni pizza. Burada 15.98 bir pizza. Alfredo makarna hazır. Yine 15.48. Şöyle bir şey yapmışlar. Chicken breast'in içine dolma gibi doldurmuşlar. 13.98. Ve bir chicken hot pie var. İçinden sebze çıkıyor. Kesiyorsunuz sebze ve tavuk. Bunun fiyatı 13.98. Bunun fiyatı 12.98. Pardon. Şöyle cheesecake'ler var. Dondurulmuş yine çıkarıyorsunuz. O da sıcaklığında ısındıktan sonra yiyorsunuz. 17.48. Bir de şöyle meyveler var. Meyvelerin dışlarını böyle işte çikolatalarla falan kaplamışlar. Fiyatı 9.88. Bir de şöyle meyveli şeyler var, barlar var. Cream bar, ice cream barlar 13.48. Bir de şöyle Türkiye'de gibi. Tam dondurma değil de nasıl diyeyim? Sorbe diyorlar burada. İşte meyvenin dondurulmuş. Raspberry, cherry, sour apple diyor. Elma, yeşil elma, cherry. Böyle 9.98. Red Bull'ların fiyatları 24'lü paketlerde 8.4 ounce'lar yani. Sugar free Red Bull'muş.
23.98. Sugar free olan 38.98. Pardon, Red Bull'un diğer bu şekilde enerji büyük olanı 56.48'miş. Bir de böyle Red Bull varmış. İşte limonlu falan, böyle karışık meyveli enerji drink 38.98. Böylesi varmış bir de. Yine 38.98, daha küçük şişme kutularda. Böyle meyveli karışık punchlar varmış. Onun da fiyatı 23.98. Snickers'ın dondurması var. 11.76 şu şekilde. Kit Kat'ın dondurması var. Kocaman dondurmalar var. Şey, plastik kaplarda. 6.98. Böyle cookie cream'lisi var. Vanilyalısı var. Katlar var. 10.88'miş. Katlar 10.88'miş. Pardon. Bir de şöylesi var. 10.88. Bunun da fiyatı. Rendi peynirler, çedar çizler. 6.67. Böyle büyük çedar çizler var. 5.86. Böyle tek kesilmemişler var. 4.97'ymiş fiyatı. Böyle de karışık olan var. Bunun da fiyatı 5.98'miş. Lobsterlar var şu büyüklükte. İçinde 4 tane lobster var. 26.98'miş fiyatı. Ve şöyle Alaska salmon diye geçiyor. Hazır pişmiş sanıyorum. 25.98'miş. Sonunda fiyatı. Şikolatalar var. Bunun da fiyatı 13.98'miş. Şöyle de Amerikan cheese'ler var. Sarı. Biliyorsunuz Türkiye'de de var. 72 tane 3 pound yapıyormuş fiyatı. 9.36. Ya uygun. Bir de böyle cinnamon roll'lar var. Hazır koyuyorsunuz tepsiye, sonra pişiriyorsunuz. Üstünde sosu da var kendinde. 9.98 liraymış. İçinde bayağı fazlaca var. 4 can, 4 tane teneke, 32 tane roll çıkıyormuş. Bir de böyle ekmekleri var bunların. İnanılmaz güzel böyle. Kabar kabar oluyor. Bunun da fiyatı 8.48 liraymış. Çok seviyorum ve çok kullanıyorum. Böyle de sosisler var. Şu en bilinen markalardan biri Manda. Manda. 15.98. Bir de WWD var. O da çok güzel. Smok sosisler bunlar. Fiyatları 6.98. Bir de hot doglar var şu şekilde. Beef 9.78 dolar fiyatı. 24'lü. Sunum yapıyor. Kadın tanıtım yapıyor. Burada da bakın şu şekilde. Beef Franks diye 10.48'e sosisler var. Medium büyüklükte pişmiş shrimpler var. 13.98 lira. 2 poundmuş bu arada. Bir de şöyle pişmemişi var. 3 poundmuş bu. Ve büyüklüğü 31 ct diyor. Yani medium o da sayılır. Bu large'mış. Pişmemiş large shrimp. 14.98'miş. Şöyle kocaman. 48 ounce 3 pound. Böyle pişmişler var. Burada aşağıda da 16.98'e var large'ı. Bir de şöyle jumbo olanı var. 14.98. Bunun da 2 poundmuş bu arada. Salmonlar var. Böyle biralar var. Şurada 23.99'muş. Bu biranın fiyatı. Şöyle neymiş? Wrangling'i. Böyle bir şey. Ultra. Michelob Ultra var. Bunun fiyatı 26.90. Stella diye bir tane var. Ve 23.46. Bir tane bu da Alman markası biliyorsunuz. 28.90. Bu da böyle bir bira. 29.90. 30 dolar. Amcam içecek. Tanıtayım. Şunları da sadece göstereceğim. Fiyatlarını şu şekilde hızlı bir şekilde. Çünkü kalem yoruldu. Çekten yaz. 38.98. 21.98. Tennessee bizim burada yapılıyor. Bize yakın. 22.28. Wild Turkey. Red Label
fiyatı 34.98. Şu neymiş? Captain Morgan 24.48. Jack Daniels'ın çok büyük olanı var. Şöyle kocaman evladiyelik. Şu şekilde 38.48. Bir de bunu bilmiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Ön tarafı şu şekilde büyük yine. 38.68. Bailey's var. Bailey's'in fiyatı 26.48. 750 mililitreymiş bu şekilde orijinali. Bir de böyle Bailey's'in strawberry'li olanı varmış. Strawberry cream 25.98. Bir de Jim Beam var. Şöyle kocaman. Viski sanırım bu. Evet, viski. Bunun da fiyatı 25.48. Bourbon var. 18.98, 20.98. Bir de şu Bacardi'ler var. Şu şekilde 15.28'miş. Şöyle Bacardi Ocean Punch. Bir de şöyle margaritalar var. Karışık meyveli. Şu şekilde büyük 20.78. Bir de şöyle margarita varmış. 16.98 roast. Şimdi roseberry, lime. Bir de Hindistan cevizi gibi bir şey var. Bu da margarita yine 8.48. Burada mixi var 7.98. Bunları da içeri koymuşlar. Böyle vodkalar filan. Fiyatları 44.80, 45, 38 bakın üstünde fiyatları var. Görüyor musunuz? Şöyle. Şu şekilde. Dediğim gibi içkiden, alkolden çok anlamadığım için meraklısı anlıyordur. Fiyatları da ona göre göstermiş olayım. Bu şekilde. Mangolar var. Hani mango diye geçiyor. Rengi sarı. Şu şekilde. Koskoca bir şöyle sepeti. 10.96'ymış. Pineapple'lar şu şekilde. Tanesi 2.87. Şöyle ejder meyvesi var. Pardon. Yellow Dragon Fruit diye geçiyor bu da. Fiyatı 7.48. Bu arada üstündeki de neydi o kızın ismi? Özdemir. Oyuncu kız var, onun gelinliğine benziyor. Bu şekilde bence yeşilini alayım da evde olduğum açsın. Çok sarı. 2 güne sık sarı oluyor ve ölüyorlar. Çok çabuk. Şimdi bıraktım. 19.98'e kukiler var şöyle karışık. Şöyle kukiler var. 19.98 hepsi şu şekilde parti için. Bayağı büyük. 19.98'e var. Bir de böyle brownie var. Üstünde mint var. Çikolata ve mint hiç sevmiyorum bir arada. Zaten ben naneyi hiç sevmem. 7.98. Böyle de küçükleri var. Onların da fiyatları 7.78 şu şekilde. Burada da pikanlı pay var. 12.98 fiyatı. Burada da apple'lı pay var. 10.98. Ekmekler var şu şekilde. Bizim Karadeniz ekmeğine benziyor. 3.98. Bir de şöyle ekmekler var. 4.98 ise. Bir de şu var. En sevdiğim benim kruvasanlı ekmek. Çok da güzel oluyor. Dağılıyor böyle. 3.98 tabii kalorili. 140 kalori diyor ama kaç tane bir dilimine diyor da herhalde. Böyle. Bir de böyle bagel'lar var. Gelmiş 3.52 fiyatları. Bu üzümlü. Bu şeyde everything içinde samsaklı her şey karışık. Meyve sebze bölümü bayağı bir kalabalık. Herkes buradaymış. Buz gibi dondum şu an. Mantarlar var. 24 ounce'lık. Baby Bella diye geçiyor. Fiyatı da $4.68. Böyle fasulyeler var. Bizim oradan Ayşe Kadın fasulyesine benzemiyor. Biraz kalın. Pişmesi de zor tabii. Fiyatı da $5.74. 28 ounce'muş. Böyle salatalar var. Bahanalı falan. Kale'li. Şöyle salata var kocaman. Bu şekilde. 10.16. Sanırım alacağım. Onlar da kebiçten, lahanadan yapılmak istemem. Bir de şöyle klasik salata var. Marullu. 2.28 fiyatı. Üzümler var. 8.96 fiyatı. Şöyle blackberry var. Şöyle büyük. 7.47 fiyatı. Buradan almayacağım ben. Biraz küçük alacağım. Pastayı süslemek için çok fazla bizim için o. Baby Spanish'ler var. Böyle ıspanaklar. Organikmiş güya. 3.98. Şu şöylece ıspanak.
şöyle karışık mix var. Yine 3.98 organikmiş. Şöyle iceberg'ler var ikili. 2.97 dolar. 97 dolar iceberg'ler. Bir de dörtlü romaine diye geçiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane romaine diye geçiyor. 3.96 fiyatı. 8'de brokoli şu şekilde. Şöyle sarımsak var. 1 paket kocaman soyulmuş sarımsak. 9.98 fiyatı. Şöyle soyulmuş şeyler var. Pineapple'lar var. 7.86. Çileğin fiyatı 3.76'ymış bu arada. Bayağı büyük. 2 pound diyor. Şu şekilde. Bir de blueberry var. Bayağı büyük. 6.22 dolarmış. 5.97'ymiş bu. Aslında roseberry alabilir miyim? 12 ounce'muş. Bayağı fazla. Allah'ım kemiklerim ısındı. İçerisi buz gibi. Bu da mini biberler. Çok güzel. 5.57 fiyatı. Ben diyorum ki bundan bir tane alayım. Ama kırmızı olanından daha çok varsa şu galiba. Şunu alacağım. Mini pepper. Fiyatı 5.57'ymiş. Bunu da alıyorum. Doldum. 2 gündür hava güzel değil. Millet tişörtle gezmeye alıştı. Şimdi de buraya tişörtle gelmişler. Soğuk yerlerde donuyorlar. Böyle avokadonun bir kocaman sepeti içinde 6 tane var. Büyüklükleri de bayağı, yani bayağı büyük şöyle düşünürseniz. 5.12'ymiş fiyatı. Böyle de kavunlar var ama bizim onun kavunlarına hiç benzemiyorlar. Şu şekilde. İçleri kırmızı böyle sert. Çok güzel kokuyor. 2.87'ymiş kavunun tanesi. Şey konteynerler var. Storage konteyner diye geçiyor. 30 dolar diyelim. Yani 29.98. Şöyle plastik olanları var. İşte pantry'leri falan düzenlemek için. 24.98. Bayağı 6 tane parça varmış içinde. Bence gayet güzel. Bunun içinde kaç tane? 8 tane varmış. Ve bu şekilde de tutabiliyor musunuz yüzden? 30 dolara, 25 dolara bayağı iyi. Kokular falan var. Buralara hiç girmeyeceğim. Şöyle oda kokuları var. Kaç tane? Dörtlü. Oyşunlu. Burada böyle bir çiçek varmış. Hawaiian Aloha diye. 10 dolarmış. 9.98 yani. Bu Tide Oxy dediği, bunun çamaşır deterjanı. Atıyorsunuz içine bir tane yıkanıyor. Evet. Fiyatını söyleyelim. 24.98. Laundry. Evet. Çamaşır içinmiş. Burada çiçekler de var. Bu Tide'ın çok güzel kokusu var bu arada. Bunu bilmiyorum. Markası mı zaten? 19.48. Bu da Oxy yine Tide'ın 26.68. Böyle bir de sıvı olarak laundry deterjanları var. 16.98. Tide'ın yine sıvı olanı 24.98. Buranın en popüler Tide Gain. Yine 24.98. Persiller var. 25.98. Şöyle büyük kez. Gain bu benim en sevdiğim. Gain. Gain'in fiyatı 19.98. Bu şekilde büyük. Ben bunlardan aldım. Geçenlerde 11 dolara. Bizim orada Dollar General'dan aldım ama kampanya vardı tabii. Finish'in Jet Dry diye bu parlatıcı olarak geçiyor ya bizde. O 11.58 liraymış. Şöyle büyük olanı. Bir de şöyle deterjanı var. Tablet deterjan daha doğrusu. 100 tane tablet varmış içinde. Ve Finish Quantum diye geçiyormuş. 19.98'miş. Burada gördüm yani ben daha önce bilmiyordum bu markayı. 19.98 liraymış. Bir de şöyle plastiğin içinde var bayağı büyük. O da 18.98. Bu yine aynı bu markanın 22.98. Böyle sıvı olanları var. 9.98 bunu da bu şekilde sıkıyorsunuz, bekletiyorsunuz. Sonra temizliyorsunuz. Hem kokusu çok güzel hem de bayağı bu marka bayağı iyidir. 9.98 liraymış. İçinde bir tane kendi ana şeyi var. Ben bunu attım bu arada. Tekrardan böyle doldurulduğunu bilmiyordum. 4 dolarda doldurma şeyi. Ben bunu attım tabii. Doldurulduğunu bilseydim atmazdım. Öyle. Çok güzel. Bayağı iyi kokusu güzel dediğim gibi. Bu şekilde koku şeyleri var. Bunlar yumuşatıcı değil ama bir bardak önce makinenin içine atıyorsunuz. Sonra da çamaşırda atıyorsunuz. Ekstra koku veriyor. Çok da güzel kokuyor. 17.98. Bir de böyle Down'un var. Size kokularını anlatamam. Koku hastasıyım ben. April Fresh diyor.
Oh harika. 14.98 şu kocaman şey. Çok güzel. Ve koku gerçekten uzun bir süre gitmiyor. Çamaşırlardan. Ya da Senegal'ı da severim. 11.98 ama Senegal'ın sadece bu Blue Sparkle olanı çok seviyorum. 11.98. Şöyle küçük bir fırın gibi bir şey var. Şurada. Ha, air fryer'mış bu. Değişik bir air fryer. Böyle. Bayağı fırın gibi. 179.98 dolarmış. Bu şekilde. Altta patates, üstte tavuk. Aynı zamanda pişirebiliyorsunuz. Tart yapabiliyorsunuz. Fırının air fry olanı. Bu da Ninja diye bir air fry bu arada. Böyle ikili gözü var. Bu şekilde. İkisini aynı anda patatesle atıyorum. Tavuğu aynı anda yapabiliyorsunuz. Bakın örnek göstermiş zaten. 159.98 lira fiyatıymış. Bu da Dyson V8. 399. Şöyle çocuk kitapları, kitaplar da var tabii ki. Bunlar. Bu şekilde. Kahvelere geldik. 20.98 Starbucks'lar. Bunu bilmiyorum. Bu Dunkin Donut'ın gibi 20.98'miş. Dunkin Donut 2.78. Ay 27.78. 39.98'miş şu. Bunlar toz şeklinde değil. Böyle kap şeklinde makineye koyuyorsunuz ya. Burada kümeleti, bu da buranın meşhur. 34.28. Bunlar hep kap şeklinde, 72 tane kap varmış. Starbucks çekilmiş kahve. Espresso roast. Bakayım, çekirdekli. Evet, çekirdek kahve. 20.98. Bence çok uygun. 40 ounce tutmuş bu arada. Bilmiyorum Türkiye'de kaç lira. Bu da 32 ounce'mış. 15. Bu da kahve kreması. 7.98. Burada Sprite'lar var. Şu şekilde. 16.98 lime'lı, lemon lime. Tatlarını vereceğim. 17.98'miş bu jasmine pirincin fiyatı. 25 pound'muş bu arada jasmine. Bu neymiş? Bu da long grain diye geçiyor. Bayağı büyük. 22, 50 pound'muş bu arada. 25.98 fiyatı pirincin. Bu da jasmine. Bu da pops. Bunlar 48 tane pops varmış içinde. Bunları ekmek kızartma makinesinin içine atıyorsunuz. İçinde reçel var. Pıt, dışarı çıkıyor, ısınmış oluyor. Bu granola barın fiyatı 12.98 liraymış. Şöyle çaklat çipsliymiş. Burada da bunlar protein barları. Böyle bir şey var. Bunun da fiyatı 16.98. Bu da parmesan rende şeklinde. Parmesan cheese. 7.98. Bunun sınır makarna sosu. Rego meşhur buranın. 8.98 şöyle. Şöyle üçlüsü. Üçlü. Alfredo sos. 7.38 fiyatı. Spagetti demiş. 5.48 ama Barilla'mızın fiyatı yok. Bunlar da macaroni cheese 18'li basket diyor. Fiyatı 15.46, arkadan telif yiyebilirim diye hızlı konuşuyorum. Bu da popcorn, Lay's'in popcornuymuş. 6.48'miş fiyatı. Bu da pistachio, yani fıstık, şan fıstığı. Bizimkilere benzemiyor, çok büyükler ama tatları hiç güzel değil. 15.98. Peanutlar var kutunun içerisinde. 6.48 sadece peanut. Burada en ucuz şey tabii, en çok üretilen olduğu için.
Almutlar var 13.68, öyle burada karışıklar var 12.48 diye gidiyor. Belki çocukları olan arkadaşlarımız vardır, izliyordur beni. Burada bebek bezleri, Pampers, bu 174 tane diaper varmış. Bunun üstünde numaraları var, 1 ve pound'una göre 46-48 fiyatları. 2 yaş için, 3 yaş, 4 yaş böyle gidiyor. 46-48 fiyatı yalnız. 164 tane diaper varmış. İçinde bez. Haratlar 7, 9, 10, 10, 5.98 öyle gidiyor. Ben de şunları aldım sadece. Pek de bir şey almadım. Salat dediğim gibi bizim oradaki marketten biz daha geçenlerden alışveriş yapmıştık. Misafirimiz vardı, Semih'in kuzenleri. O yüzden de şöyle krem vereyim, 7.62. Şöyle üzümler var, paketler içinde küçük küçük çocukların yanına koyuyorlar tatlı niyetine. Burada domuz derisi 6.28. Benim daha eve gidip pasta yapmam lazım. Bunlar da pitalar, çok güzel, 7.88. Bunları da bahsetmiştim, kuru et, jerky. Eti buluşuyorlar bu şekilde. Burada kovboylardan kalma bu. İşte hani hayvanlara, inekleri falan yakalamak, onları gitmek için çıkıyorlarmış. Acıktıklarında bunların yanında geziyorlarmış. Kuru et olduğu için bozulmuyor. 15.88 böyle çıkarıp çantalarından çiğniyorlarmış, tutuyorlarmış. Protein ya. Bizim taç krekerimize benziyor bu Ritz. Çok seviyorum ben paketini. Söylemiştim de 9.98 böylesi. Bir de böyle var. Atıştırmalık kraker. 9.78. Üstüne bir şeyler koyup yiyorlar işte. Peynir tabaklarının içine falan yerleştiriyorsunuz. 12.82'ymiş. Bir de böyle bunun tabi sağlıklı avokadolu olanı falan varmış. 9.98. Bunu hiç sevmiyorum. Yani hiç güzel değil. Peynirli bu ama çok kötü tadı var. 9.98. Evet. Çipsler karışık. Şöyle makarna gibi falan var. Hepsi bir arada bu arada. Kutunun içinde 18.48'miş fiyatı. Şöyle. Şimdi Doritos'ların böyle acılısı var. Kocaman bir kutuda. Şöyle büyük bir kutu. Böyle toptan alıyormuş gibisiniz. 18.98 lira. İçinde küçük küçük paketler var. Yine Cheetos'un da o şekilde 18.98. Lay's var. O da 18.98. Bütün çipsler böyle kutunun içinde aynı fiyat. Bir de şöyle paket paket var. 4.48 Lay's falan. 4.48 hepsi çipslerin. Bu 4.48 soslarda, şöyle üçlü soslarda 10.98 vermiş. Bir de şöyle çok güzel sea salt karamelli, şöyle çok güzel bir soft, böyle ısırdığın zaman içinden karamel çıkıyor. Hepsi bir arada milk chocolate diyor. Fiyatı 10.48'miş. Şöyle. Böyle pikanlısı da varmış tabii onun. O karamelli, o pikanlı, onun da fiyatı aynı. Bir de şöyle M&M's'ler var. Box kutuların içlerinde 16.58. Bir de şöylesi var, 48 dolar. Bir de şunlar var, tatsız matsız şey gibi, lastik gibi çekişir çekişir yiyorlar. Buradakiler twister tatlıdır diye düşündüm ama çilekli işte, tatlı değil. 9.98. Böyle M&M's'ler. Böyle. Bunlar da bizim pamuk şekerimiz. Cotton candy diye geçiyor. Böyle baksanın içinde her meyvelisi var. Karpuzlusu, limonlusu. Nasıl isterseniz 9.98 alıp yiyorsunuz. Cotton candy. Bu da Kinder'in işte çikolatalı şeyi. 7.91. Böyle Bueno. Kinder Bueno. Böyle de meyveli şekerler, yumuşak dişe yapışan Haribo'lar var tabii ki. 125 tane bag varmış içinde. 13.68 lira. Burada da normal karışık şekerler var. Bayram şekerleri. Bayram şekeri. Şeker bayramına özel sizin için şekerleri çektim. 12.98. Böyle şekerler de var biliyorsunuz ki fiyatı 19.48. Şöyle Reese'ler 8.78. Bayağı güzel. İçinde böyle hayvan şekillerinin olduğu böyle çaklık pinapada. Bunlar da star şeklinde, yıldız şeklinde böyle bir krekenin içine çikolata, beyaz çikolatayla süslemişler. 7.48. Böyle meyveli, yoğurtlu 9.98 liraya krakerler var. Bir de şöyle Napolitan sırtının, yani bir de şunun Lindor'un böyle bir çikolatalı meyveli Napolitan dediği karışık meyveli
Ay, karışık dondurma şey varmış. Çorolatası varmış. 11.98 liraymış. Bir de şöyle kokonatlı Hindistan cevizli yani mini dark chocolate varmış. 9.98. Ferrero Rocher'im var şöyle. Onun da fiyatı 14.98. Evet. Bir de şöyle M&M's var. Kocaman bir kutuda peanutlı. 16.48. Şöyle klimada peanut raised'li yani üzümlü dereceler fiyatı 12.48. Bir de böyle zekmüren göbeği vardı, hatırlar mısınız? Türkiye'de onun aynısı. Gerçekten tadı da aynı. 9.78. Bir de böyle çikolata karışık. İçinde Twix var, Milky Way var. Ondan sonra başka Snickers var. 240 tane parça varmış. Şöyle minik minik. 18.78. Bir de şöyle narlı dark chocolate var. 12.98. Sadece Snickers var. Fiyatı 11.98. Bir de şöyle sadece KitKat var. Küçük paketlerde şu şekilde. 9.88. Reese var. Yine 9.98. Karışık var. 17.86. Şekerler, çikolata. Bir de şöyle kocaman bir şeker var. Bunlar şeker. Bu şekilde küçük kapların içi şeyle paketlerin içerisinde. İçinde tam 255 tane parça varmış. Gördüğünüz gibi fiyatı 48 dolar. İşte ben kasaya doğru gidiyorum arkadaşlar. Ya ödeme yaptık çıkacağım. Çünkü saatlerimiz kaç olmuş? 'Dım. Kolajen var. Fiyatı 31.98 liraymış. Şöyle ilaçlar benim var. Vitaminler de var. İstiyorsanız biraz da vitaminleri gezelim. Şöyle kolajen varmış ilaç şeklinde. Biotin yani kolajen 19.98 dolarmış. Şurada bunun diyor. Multivitamin 13.38 lira. Şu ilaç vitamin bayağı büyük. Bir de şu var. Oli diye. Multivitamin 19.98. 19.88 pardon. Centrum var. 21.98. Bunlar ama şey. Gummy şeklinde. Normal ilaç şeklinde. 21.98. Bir de burada gummy şeklinde olan var. Tabii 200 tane gummy varmış. Bunun içinde 17.98. El baş ağrısı için ilaç burada bayağı kullanılıyor. 21.98. Kullandığım şeyin kolajenin bu şekilde gummy olanı da çıkmış. Benim haberim yoktu. Şu an gördüm. Bayağı iyi kolajen gummy. Grape üzümlüymüş bu arada. 23.98. Ama sonrası club kartımızı alıyoruz. Bu şekilde. Sıralı set ediyor. Şöyle. 5 parça fiyatları da şu şekilde. $33.02 tuttu. Yani o kadar şey peşimize aldık. Neyse aldık peşimize gidiyoruz. Şimdi kapıda kontrol edecekler. O yüzden üyeliğinizin olması lazım. Üyeliğiniz olmazsa zaten o kartla alışveriş yapamazsınız. Bu arada benzin alacağım ben. 3 olmuş benzin. Şurada göstereyim size. Premier kullanıyorum ben. 3.80. Bayağı kötü fiyatlar. Pahalı. 3.10. Her yerde olduğu gibi burada da benzine sürekli zam geliyor. Fiyatları. Şu gri olan, büyük olan 5.49 dolarmış. Şöyle. Küçük olan da 3.99. Mevsim değişmiş. Güneş çıkmış. Girdiğimde kıştı. Döndüğümde yaz gelmiş.
İçeriye girmeden önce kıştı. Neredeyse mevsim değişmiş. 2 saattir içerideyim. Video çektim ama biraz fazla uzun olmuş olabilir. Onu nasıl keseceğim bilmiyorum. Editleyeceğim. Uzun sürecek bayağı. Neyse mevsim değişmiş. Ben bu üzerimdekini bir çıkartayım. Medikadan alırım benzin diye düşünüyorum. Neyse. Ben şimdi benzin almaya gideceğim. Oradan da eve geçerim. Sonra da ufaklığın dediğim gibi cuma günü doğum günü var. Ona pasta yapacağım daha doğrusu. Daha henüz kremasını falan hiçbir şeyini hazırlamadım. Bugün yetiştiremezsem yarın yaparım diye düşünüyorum. Neyse ben hızlı hızlı eve geçeyim. Ondan sonra da işimi bitireyim. Saat 1.53'ü gösteriyor. Neredeyse saat 2 olmuş. Ben girdiğimde 11'e geliyordu. 45 falandı yani. Bu videonun da sonuna geldik. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Dediğim gibi ben bunu 2023'te çektim. Bu Sams 2024 videosu. Size fikir olur. Fiyat karşılaştırması yaparsınız diye düşündüm. Çünkü burada da maalesef bütün ürünlere her zaman zam geliyor. Burada da enflasyon çok yüksek. Arada ne kadar fark olduğunu öğrenmek için. Çünkü burada genelde zam yapılırken bildirmiyorlar. Direkt sessiz ve takip ettiğiniz, sürekli aldığınız bir şeyse fark ediyorsunuz ama değilse hiç fark etmiyorsunuz ne kadar zam geldiğini. Öyle. Ve tekrardan iyi bayramlar diliyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.